Merhaba arkadaşlar. Tarih Ana kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 2. Dünya Savaşı sürecinde konferansları işleyeceğiz. Savaş yıllarında Türkiye işleyeceğiz. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı esnasında almış olduğu önlemleri, Hitler'e karşı aldığımız önlemleri ve ülke içerisindeki siyasetten, yönetimden bahsedeceğiz. Sosyal hayattan bahsedeceğiz. 2. Dünya Savaşı esnasında Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Başbakanlarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle konferansları size anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz konferanslar denemelerde ve soru bankalarında sık sık karşınıza çıkar. ÖSYM'nin en sevdiği konulardan birisidir. Lütfen bu konferansları unutmayın. Sizlerin aklınıza kalması için daha kolay hale getirebilmek için birer cümle can alıcı noktalarını sizlere aktaracağım. Lütfen bu maddelere dikkat edin değerli arkadaşlar. Şimdi Casablanca konferansıyla başlayalım. Arkadaşlar Kazablanco konferansı Amerikan Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında olmuştur. Arkadaşlar ve diyor ki Kazavilanko Konferansı'ndaki en önemli madde mihver devletler teslim oluncaya kadar mücadeleye devam edilecektir. Yani Amerika öyle çok bilenmiş ki diş bilemiş ki diyor ki bir kişi bile teslim olsa savaş bitmeyecek. Bütün bile, mihver devletler yani Almanya, İtalya ve Japonya üçü de teslim oluncaya kadar mücadele devam edilecektir deniliyor. Adam tam anlamıyla mihver devletleri ortadan kaldırmak istiyor. Evet Casablanca konferansının en önemli maddesi budur. Dediğim gibi bu madde ÖSYM tarafından ve denemelerde sık sık soruluyor. Buna lütfen dikkat. Evet geliyoruz Kübik Konferansı. Kübik Konferansı'nda İngiltere Başbakanı Churchill diyor ki ikinci bir cephe açılacaksa bu cephe Türkiye olsun diyecek. Fakat konferanstaki devletler hayır bunu kabul etmiyoruz diyerekten Türkiye'yi kabul etmeyecekler ikinci cephe olarak. Ve en önemli maddelerden birisi de şudur. Fransa'yı Alman işgalinden nasıl kurtarabiliriz diyerekten tartışıyorlar ve Normandiya çıkarması yapılmasına karar veriyor, veriyorlar. Normandiya çıkarmasını yapan biliyorsunuz Amerikan komutanı kimdi? Dwight Eisenhower önderliğinde Normandiya çıkarması yapıldı ve Almanlar püskürtüldü ve Fransa özgürlüğüne geri kavuştu. Özellikle Fransa'nın özgürlüğüne kavuşmasında önder olan bir lider vardı. Kimdi o? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle ve Dwight Eisenhower önderliğinde Fransa ne yapılacak? Normandiya çıkarması ile özgürlüğüne geri kavuşacak. Arkadaşlar Yalta Konferansı'ndan bahsedelim sizlerle beraber. Yalta Konferansı'na 3 büyük devlet katılıyor. Kimler bunlar? Amerikan Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve Rus Başbakanı, daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanı kimdir? Joseph Stalin katılıyor. Stalin, Churchill ve Roosevelt önderliğinde Yalta Konferansı toplanacak. Ve Yalta Konferansı'nda önemli kararlar var. Arkadaşlar bunlar bizim için çok önemli. Soru gelme ihtimali çok yüksek olan bir konferanstır. Diyor ki Yalta Konferansı kim? Birleşmiş Milletler'e üye olmak istiyorsa Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan etsin. Eğer kim Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ediyorsa o kişiler o ülkeler yani Birleşmiş Milletlere kurucu üye olarak alınacaktır. Evet, Birleşmiş Milletlerin kurulma kararı nerede alınmış? Yalta Konferansı. Kurulduğu yer San Francisco Konferansı. Lütfen bu iki ayrımı unutmayın değerli arkadaşlarım. Şimdi bakıyoruz. Türkiye barışçıl bir politika ortaya koyduğunu, yurtta sulh, cihanda sulh diyerekten hareket ettiğini tüm dünyaya duyurmak için savaş yanlısı politikalara karşı olduğunu ispatlamak için ne yapacak Birleşmiş Milletler'e yol olmak isteyecek. E bunun için en büyük şart nedir? Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmek. E Türkiye savaşa girmemişti. Ne yapacak? Kağıt üzerinde formaliteden ne yapacağız? Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan ediyoruz. Ve böylece kurucu üye olma hakkını elde ediyoruz arkadaşlarım. Geliyoruz San Francisco Konferansı. San Francisco Konferansı'nın diğer adı Birleşmiş Milletler Konferansı olarak da adlandırılır. Lütfen buna dikkat edin. En çok sorulma ihtimali olan bir diğer konferans San Francisco Konferansı'dır. Birleşmiş Milletler'in kurulduğu konferanstır arkadaşlar. Dünya barışını korumak için kurulan bir örgüttür. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Wilson ile kurulan neydi? Milletler Cemiyeti'ydi. Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'na engel olamadığı için yerine Birleşmiş Milletler alacak. Lütfen bunu unutmayın. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler'dir. Amaç nedir? Dünya barışını korumak, dünyadaki sorunları savaş yoluyla değil, barış yoluyla çözebilmektir. Evet. Arkadaşlar bir diğer olay Birleşmiş Milletler'in daimi üyelerine bakacağız sizlerle beraber. 5 daimi üyesi var. Nelerdir bu 5 daimi üye? Biz bunu Firça olarak kodluyoruz. Firça. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Arkadaşlar bu ÖSYM tarafından defalarca sorulmuş bir sınav sorusudur. Denemelerde ve soru bankalarınızda kısık sık karşınıza gelir. Lütfen aman diyeyim dikkat edin. Bakın Şöyle sorulara karşılaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi arasında yer almaz? Sen hemen ne yapacaksın? Kodlama olarak firçayı bir köşeye yazacaksın. Ve hangisi yoksa cevap odur. Bakın. Hocam İtalya'yı verirse ne yapacağız? E, o da iyi diyorsunuz. Haklısınız. İtalya mı daha güçlü yoksa İngiltere mi daha güçlü bir devlet? Tabii ki İngiltere. O zaman Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesi arasında kim yer alabilir? İngiltere. Arkadaşlar bu 5 daim üyesini lütfen unutmayın. Soru, soru çıkma ihtimali çok yüksektir. Hatta geçenlerde Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili haberlerde konuşmuştu. Dedi ki dünya 5'ten büyüktür demişti. Evet bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Dünya 5'ten büyüktür dediği bu 5 ülkeyi kastediyor. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Bunlar lütfen unutmayın. Bakıyoruz Potsdam Konferansı. Potsdam Konferansı savaş sonrası düzen için yapılan ilk toplantıdır. Lütfen unutmayın. Savaş sonrası düzen için yapılan ilk toplantı Potsdam Konferansı'dır. Evet, Arkadaşlar yani mihver devletler teslim olduktan sonra durum nasıl olacak? Ne yapacağız? Diyerekten bir araya gelmişler ve Potsdam konferansını toplamışlar. Arkadaşlar bir diğer olay Paris Barış Anlaşması. Paris Barış Anlaşması 1947 yılında yapılıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan 2 yıl sonra. Paris Barış Konferansı'nda İtalya elinde bulundurmuş olduğu Meis ve 12 adayı Yunanistan'a bırakıyor. Hocam 12 adayı biz bir yerden hatırlıyor muyuz? Evet hatırlıyor olmalısınız. Nereden hatırlıyor olmalısınız? Şöyle bir 36 yıl geriye gidin. 1947'den 36 yıl geriye git. Tarih 1911. Arkadaşlar 1911 yılında İtalya sömürge elde edebilmek için ne yapmıştı? Karpa saldırdı. Biz Trabluskarp Savaşı'nda cephede başarılı oluyoruz. Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın önderliğinde başarılı oluyoruz. Fakat Balkan savaşları çıktığı için yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal her ikisi de bizim toprağımız. Aynı anda iki cephede savaşacak gücümüz yok diyerekten İtalya ile masaya oturup Uşi anlaşmasıyla Trabzgarp'ı veriyoruz. Ve biz İtalya'ya diyoruz ki İtalya bak şimdi size biz toprak verdik kanka olduk. Biz şimdi Balkan savaşlarını yapmaya gideceğiz. Balkan savaşlarını yaparken şu bizim 12 ada tehlike altına girmesin. Biz bu 12 adayı size geçici olarak altın çiziyorum. Geçici olarak size bıraksak, emanet etsek gözünüz gibi sahip çıkar mısınız? Bunun üzerine İtalya ne diyor? Ayıp ettin diyor ya. Sen git rahat rahat savaşını yap. Ben senin 12 adana gözüm gibi sahip çıkarım diyor. Ve arkadaşlar biz Balkan savaşlarını yapmaya gidiyoruz. Geliyoruz ve İtalya'ya diyoruz ki şu bizim 12 adayı verir misin? İtalya ne diyor? Avucunu yala. Evet Arkadaşlar adamlar gözü gibi sahip çıkmış ve bize vermiyorlar görüyorsunuz. 12 ada gitti. Ve değerli arkadaşlarım bu 12 ada olayı Trabzgar Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz İtalya'nın eline geçmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Anlaşması'yla 12 ada ve Meis kimin eline geçecek? Yunanistan'a geçecek arkadaşlarım. Bunu da lütfen unutmayın. Bağlantı olması açısından Trabzgarp'taki olayla e, olay anlattım size. E, bağlantı kurabilin daha iyi anlayın diyerekten. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi diğer görüşmelerimize ve konferanslarımıza bakalım. Arkadaşlar Adana görüşmeleri yapılıyor. Adana'da bir görüşme yapılıyor. İngiltere Başbakanı Churchill ile Türkiye Başkanı kim? Yani Türkiye Cumhurbaşkanı kim? İsmet İnönü. İkisi bir araya gelecekler. Bu Adana görüşmelerine sağırlar görüşmesi de diye geçerler. Sağırlar görüşmesi. Ne alaka sağırlar görüşmesi? Yani liderler işine gelenleri duyuyorlar. işine gelmeyenleri duymazlıktan geliyorlar. İşte bu yüzden sağırlar görüşmesi diye de geçer. Churchill İsmet e İnönü'ye diyor ki Türkiye savaşa katılsın diyor. Bunun üzerine İsmet efendim ne anlamadım diyor. Diyor ki Churchill biz elimizden geldiği kadar size silah yardımında bulunacağız. Bunun üzerine İsmet diyor ki ne zaman vereceksiniz? Bak bak. Daha yine duymazdan geliyordu şimdi duyuyor. Ne zaman vereceksiniz? Bunun üzerine arkadaşlar bu görüşmeleri biz ne diyormuşuz? Sağırlar görüşmesi. Yani genelde konuşmalar hep bu şekilde geçiyor. İşte e, işine gelenleri liderler duyuyor. İşine gelmeyenleri duymuyorlar. Adana görüşmeleri sağırlar görüşmesi olarak da geçer. Bunu da lütfen dikkat edin. Türkiye'nin savaşa katılması için toplanılmıştır. 1. Kahire konferansına bakalım. Anthony Eden ile Numan Numa Menemencioğlu katılacak. Birinci Kahire konferansına bakacak olursak İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden ile Türkiye Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu karşı karşıya gelirler ve Türkiye'nin savaşa katılması gerektiğinden bahsediyorlar. Fakat Numan Menemencioğlu ne yapacak? Türkiye'yi savaşı sokmamak için denge politikası uyguluyor. Yani işte tamam gireceğiz girdik gireceğiz diyerekten karşı tarafa oyalıyoruz ve böylece arkadaşlar tarafsız olduğumuzu, savaş, savaş olmadığımızı ortaya koymuş oluyoruz. İkinci Kaire Konferansı düzenlenecek. Bu sefer Churchill İnönü ile görüşmek için yanında birisini daha getiriyor. Kim o? Roosevelt. Amerikan Başkanı Roosevelt, İngiltere Başkanı Churchill ve Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü karşı karşıya gelirler. Yine Türkiye'yi savaşa katmak için görüşmeler yapılıyor. Fakat Türkiye savaşa katılmak istemiyor arkadaşlar. Bakın, Adana ve kaire görüşmelerinin genel olarak özeti şudur. Türkiye'yi savaşa katmak istiyorlar. Fakat Türkiye savaş yanlısı olmadığını ve savaşa karşı olduğunu, barışçıl olduğunu ortaya koyarak reddediyor. Bunlara lütfen dikkat edin değerli arkadaşlarım. Şimdi sizlerle beraber savaş yıllarında Türkiye'ye bakacağız. Türkiye savaş yıllarında nasıldı? Benim canım ülkem nasıldı? Bir bakalım arkadaşlar. Evet savaş yıllarında Türkiye Arkadaşlar savaş boyunca Cumhurbaşkanımız kim? 1939-1945 yıllarında 2. Dünya Savaşı yapılıyordu biliyorsunuz. 6 yıl boyunca o dönemde Cumhurbaşkanımız kim? İsmet İnönü. Peki başbakanlarımız kimlerdir? Arkadaşlar savaşın başlarında Refik Saydam. Savaşın sonlarına doğru Şükrü Saracoğlu başbakanlık yapıyor. Ee, Şükrü Saracoğlu deyince hemen aklınıza Fenerbahçe gelmiştir. Ama arkadaşlar ee, en büyük takım Galatasaray'da. Şöyle bir kalp yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şükrü Saracoğlu ve Refik Saydam. Bu arada işin es esprisi arkadaşlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bunlar büyük takımlardır. Her birine ayrı ayrı saygı duyuyorum. O yüzden sakın yanlış anlamayın. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Adana ve Kayre görüşmeleri ile Türkiye'yi savaşa dahil etmek istediler fakat biz bunu çok iyi bir şekilde koordine ettik ve savaşa dahil olmadık. Milletin gazına gelmedik. Çünkü Mustafa Kemal dedi ki İsmet'e gel bakalım İsmet. Yakında büyük bir savaş çıkacak. Bu savaşa kesinlikle Türkiye katılmayacak. Türkiye'yi bu savaşa sokma diyor. Yani Mustafa Kemal ölmeden önce 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını anlıyor arkadaşlar. Sinyallerini görüyor ve diyor ki İsmet'e bu savaşa kesinlikle Türkiye katılmayacak diyerekten uyarıyor. Ve arkadaşlar İsmet Mustafa Kemal'in sözünü dinliyor. Türkiye'yi savaşa sokmuyor arkadaşlar. Bu dönemde ekmek karnesi uygulaması başlatılıyor. Nedir hocam bu ekmek karne uygulaması? Savaş sırasında kara borsacılığı önlemek için büyük şehirlerde karne uygulaması başlatılıyor. Ve böylece kara borsacılığın önüne geçilmiş olacağı söyleniyor. Arkadaşlar çakmak hattı kuruluyor. Çakmak hattını kuran dönemin genel kurmay başkanı Fevzi Çakmak'tır. Fevzi Çakmak çakmak hattını kuruyor. Kime karşı kuruyoruz? Adolf Hitler'e karşı. Yani savunma hattıdır Edirne tarafında Trakya bölgesinde Neymiş Almanlar Çakmak hattından bize karşı saldırı olmasın diye çakmak hattını kurmuşuz Arkadaşlar dünyanın en güçlü savunma hattı olan Macinot hattını Yani Tanrının bile geçemeyeceği savunma hattına Adolf Hitler denen manyak herif 6 günde geçiyorsa bizim şu küçük çapmak hattını Adamlar 6 saatte geçerler Evet hava saldırılarına karşı karartma uygulaması başlamış. Yani arkadaşlar şehir komple akşamları kap karanlık. Herhangi bir hava saldırısı, füze saldırısı, bomba saldırısı olmasın diyerekten karartma uygulaması yapmışız. Sokak lambalarını, ev lambalarını yakmak kesinlikle yasak. O dönemlerde 6 yıl boyunca millet mum ışığında, gaz lambası ışığında yaşamış. Evet, varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Bu dönemde varlık vergisi dediğimiz adı üstünde varlıklı insanlardan alınan vergidir. Zengin insanlardan vergi alıyoruz. Varlık vergisi vermek istemeyen zenginler ne yapıyoruz? Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Erzurum'da taş ocakları var. Taş ocakları, maden ocakları. Oradaki zor şartlarda orada onları çalıştırıyoruz. Evet, toprak mahsulleri vergisi çıkarıldı. Toprak mahsulleri ile e, toprak reformu yapılıyor. E, toprağı olmayan köylere toprak dağıtılıyor arkadaşlar. Petrol ofisi ve et balık kurumu açılıyor. Bu dönemde petrol ofisi ve et balık kurumu açılmış olacak. Evet arkadaşlarım sizlerle beraber 2. Dünya Savaşı sürecindeki konferansları ele aldık. Konferansların en önemli can alıcı maddelerini sizlere teker teker verdim. Ve arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tutumundan bahsettik sizlere. Türkiye'nin yapmış olduğu faaliyetlerden bahsettik. Birleşmiş Milletler'in nerede kurulma kararı alındığını ve nerede kurulduğunu, 5 daimi üyelerinin kimler olduğunu sizlerle beraber ele aldık. Lütfen bunlara dikkat edin. Bunların her biri soru bankalarınızda denemelerde çıkma ihtimali çok yüksek olan konulardır. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ise Soğuk Savaş dönemini ele alacağız. Emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.